محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Cümleden hoş geldiniz. Sorulardan başlayalım inşallah. Eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl birini seçmeliyiz? Diye sormuş bu geçen genç kardeşler gelmişti. Onlar böyle bir soru yöneltti de. Daha önceki sohbetlerimde de belirtmiştim de, biz anne babalarımız gerçek manada bir şey bilmedikleri için çocukluğumuzda İslam adına bize hakikatta bir şey veremiyorlar. Öyle anadan babadan gördüğümüz usulüne İslam'ı gerçek bilemediğimizden onların da bir kabahati yok. Kendileri bilmediği için bize de bir şey aktaramıyorlar. Gençliğimiz boş yetiştiği için işte evlilik çağında gerçek Allah yolunu tanımadan bir eş seçimi yapıyoruz. İşte işin hakikatine erip Allah yoluna kavuştuktan sonra eşler arasında bir sıkıntı, uyumsuzluk başlıyor. İşte erkekler bu konuda kadınlara göre biraz daha Allah yolunu benimseyip nefsine hükmedebiliyor. Kadınların nefsi zayıf olduğu için şimdi kocasına ayak uyduramayınca hadi bakalım ya ayrılacak ya evinde bir huzursuzluk başlıyor. Diyelim eşinin başı açık, başını kapatmak istemiyor, namaz kıl diyor, kılmak istemiyor. O da işte Allah yoluna yeni yönelen kimseler böyle çok hevesli olduğu için her şeyi dört dörtlük yaşayayım istiyor. İşte Şeyh Efendi Hazretleri'nin bu konuda çok güzel bir yaklaşımı var da diyor ki Avrupa'da mübarek 50 yıldır Allah yolunda hizmet ediyor. Tüm insanları Allah'ın yoluna davet ediyor birçok sohbetlerinde. Milyonlarca Hristiyanlar İslam'ından şereflenmiş elhamdülillah. Bak bizde bu konuda bir zafiyet var yani. Mübarek diyor ki Suudi Arabistanlılar da orada İslam'ı tebligat yapıyor. Fakat yabancılar mesela geliyor diyor ki diyor bizim ne yapmamız lazım Müslüman olmak için? İşte dört dörtlük bir Müslümanın ne yapması gerekirse hepsini önüne sıralıyorlar diyor, işe baksın. Kelime-i şehadet getireceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, tesettüre bürüneceksin, şuna dikkat edeceksin. O adamlar, düşün affedersin, başıboş, İslam'dan uzak bir hayat yaşayan bir insan böyle birden İslam'ın kuralları nasıl olacak? Biz bunun içinden çıkamayız diyor. Diyor hiç yaklaşmıyor bile diyor işe baksın. Yani. Biz diyoruz ki diyor biz sizden hiçbir şey beklemiyoruz. O Şeyh Efendi sizin kapı kolaymış. Ne yapmamız lazım? La ilahe illallah Muhammedin Resulullah deyin başka bir şey gerekmiyor. Allah Allah. İyi bura kolaymış bu kadarsa. Bak şimdi. Buradan maksat ne? Elhamdülillah, bak nasıl güzel bir topluluksunuz. Bir kimse içimize girdiği zaman onu hiçbir konuda ikaza gerek yok. Neden? Bir güzellik yaşanıyor zaten cemaatin içinde. O kimse oraya karıştığı zaman şurada hiç abdest namaz olmasa bile o kardeşimizde sana bakarak bir iki sefer katılacak. Sen namaz kılıyorsun, o kılmıyor. Abdest alıyorsun, onda bir şey yok. Zikir çekiyorsun, o kenarda oturuyor.
Bir iki sefer sonra bak, Allah kalbine bir kapı açıyor. Ya diyor, şurada oturup duruyorum. Bir tane de ben abdest alsam da, hocamın arkasında bir vakit namaz kılsam, bak şimdi. Bir vakti kıldığı zaman, ikinci vakit için Allah ona bir kapı açıyor. Bak bu Allah'ın sünnetullahı, hani hep diyorum ya, evliyalar Allah-u Teala'nın yolunun haricinde hiçbir hareket etmez. Bak olaylar nasıl örtüşüyor şimdi vereceğim örnekte. Şimdi sanki Şeyh Efendi Hazretleri İslam'a yeni bir şehre kazandırmış olmuyor yani. Aslında İslam'ın özündeki güzelliği uyguluyor. Bak Allah-u Teala Kur'an'ın indirişindeki hikmeti hep söylüyorum. Değil mi? 23 yılda bak şimdi. Allah için zorluk mu vardı? Hani Berat gecesinde Lehü Mahfuz'dan Kur'an 7. kat semaya inmişti. Ramazan'da Kadir gecesinde de yeryüzüne inmeye başladı Efendimiz'e. Bak 23 yılda peyderpey pat diye bir kalemde inebilirdi. Hep şunları yapacağım. İçkiden uzak dur. 5 vakit namazını kıl. Orucunu tut. Bak o zaman insanlar nasıl başıbozuk yaşıyor. İşte Tevrat o şekilde inmişti. Bak Allah ahir zamandaki ümmeti Muhammed'e ne kadar bir ayrıcalık tanıyor. Efendimiz'e olan muhabbetinden, onun ümmetine merhametinden ne kadar tüm güzellikleri bizlere lütfetti elhamdülillah. Tevrat bir anda inmişti. Tüm hükümleri Yahudiler bir anda sapıttı. Neden? O kadar kuralı bir anda nefsinde uygulamak çok zor. Sen şimdi yıllarca başını örtmemiş bir bayan kardeşimize bir anda tesettüre büründürebilir misin? O başındaki örtü onu boğar. Nefes alamıyorum zanneder. Fakat desen ki şurada namaz kılarken örtünse, ondan sonra yine açsa, bir süre sonra gönlüne o yolun sevgisi, muhabbeti düştüğü zaman zaten ruhu onu benimser. Yoksa dışarıdan baskıyla sen onun ruhunu cendereye almış gibi, bu İslam'a hizmet değil yani. İşte bilgisizliği görüyor musun? Bak Allah-u Teala ne güzel. 23 yıl şuraya baksan. Her şeyi sindire sindire. Bak Şeyh Efendi Hazretleri ne güzel söylüyor. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah deyin. Tamam diyor ama o İslam'ı dört dörtlük yaşayan topluluğun içine karışınca bir şey söylemeye hacet yok ki önünde canlı örnek var. Bir bakın kardeşimiz orada dururken diyor. Ya ben de abdest alayım, bir vakit namaz kılayım. Bir bakıyorum bir vaktin ikiye çıkar diyor. Diyor ikiyken üçe çıkar diyor. Gönlü İslam'a ısınıyor çünkü. Ben gittim gördüm orada inan o yabancılar. Küfrün zulmünden geldiği için İslam'ın nurunu nasıl güzel yaşıyorlar. Ya bize babamızdan miras gibi kaldığı için biz işin şuurunda değiliz. Olaylığı görüyor musun? Ne kadar güzel. Geçen bir kardeşimiz bir durumu anlattı da ne kadar taaccüp ettim. Bak hele işte biz İslam'ı bildiğimizi zannediyoruz da hiçbir şeyden haberimiz yok. Hemşire bir kardeşimiz, arkadaşı bir ruhi bunalım geçirmiş. Bu ya burada Kayseri'de bir mübarek zatın halifesine müracaat etmişler. Arkadaşımın sıkıntısı var diye kapısına vardık diyor. Kapıdan bizi kovdular diyor. Benim saçım açık diye içeri almadılar diyor. Bak sen. Ya ne sıkıntın var? Başı açık olsa senin ne işin var işte? Yok. Kapasitemiz yok. Belki ona bir dua okuyup iki kelam edip gönlünü rahatlatacak kapasitemiz yok. Kimi kimin kapısından kovuyorsun? Sen Rabbin huzuruna nasıl yöneliyorsun? Dört dörtlük müsün? Hiç günahsız mısın? O kadar günahlarımızla, kirimizle Rabbimizin huzuruna duruyoruz da Allah-u Teala bizi kapısından kovsa nasıl olur?
Şimdi bu kardeşimiz bak bir halife düşün. Allah diyor, ben kulumun suretine bakmam, gönlüne bakarım diyor, bak hele. Sen nasıl Allah'ın yeryüzünde bir vekili olarak onun dardaki kulunu kapıdan çeviriyorsun, yarın mahşerin dehşetli gününde sen de daralırsan, Rabbin sana o da kapısından kovarsa, sen o kulumu kovduydun, elinden gelen bir yardımı yapmadın diye. Görüyor musun düşünüyor? Bir kere nefsimizde o güzellikleri yaşayacağız. Arif olan odur ki diyor, kendi eksiklerinden başkalarının eksiklerini görmeye fırsatı olmaz. Biz öyle başkasının, sen bir kere nefsine bak, sen tamam mısın? Her tarafımız dökülüyor, başkasının eksiğini arıyoruz. Nefsimizi düzeltelim ki insanlara örnek olalım. Yoksa yaşamadığın şeyi söylesen ne kadar faydası olur? Düşün bak, abid bir zatın enteresan bir olayı var da, gençliğimde diyor bir mecusiye her sefer gittim Müslüman ol diye diyor, o her seferinde beni kovdu diyor yanından. Bak bak. Aradan 15 yıl geçmiş. O kardeşimiz nasıl gönlünü düzeltmiş bak sen. Hakikati kendi nefsinde yaşamaya başladı diyor. Bir gün o mecusiyle karşılaştı diyor, işe baksan. Ona dedi ki diyor, hala Müslüman olmadın mı? Kelime-i şehadet getir, Müslüman ol dediği anda diyor, mecusi kelime-i şehadet getirip hemen Müslüman oldu diyor. Allah Allah. Nasıl şaşırdı diyor o abid zat. Ben 15 yıl önce sana defalarca gelmiştim. İslam'a davet ettim. Fakat hiç icabet etmedin, beni yanından kovdun. Şimdi bir sözümle hemen Müslüman oldum diyor. Yani aradan ne geçti, ben yine aynı kimseyim. Bak o mecusinin verdiği cevaba bak. Sen aynı kişi değilsin diyor. Yaşamadığın bir şeye beni davet ediyordun sen, İslam'ın farkında değildin ki. Senin sözün hiç tesir etmiyordu bana. Senden ruhum sıkılıyordu, seni yanımdan kovuyordum. Fakat İslam'ın güzellikleri sana öyle bir ruhuna yansımış ki, senin bir sözün benim zerrelerime tesir etti, anında diyor İslam'ına şereflendim varsa. Önce biz onu nefsimizde yaşayacağız. Hani İmam-ı Azam Hazretlerinin çok güzel bir kıssası var ya, böyle yaşlı bir kadın diyor, torunu çok bal yermiş, küçük erkek çocuğu. O da vücudunda alerji yapıyordu diyor. İşte İmam-ı Azam'ı işaret ettiler ki çok mübarek bir zattır. Gider duasını alırsanız çocuğa bir nasihat etsin. Bir daha bal yemez deyin diyor. Elinden tuttu geldi. Selam aleyküm efendim. Aleyküm selam anneciğim dedi diyor. Bu çok bal yiyor. Bir nasihat etseniz dedi diyor. Baksana. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdu ki diyor, 40 gün sonra gel anneciğim dedi diyor. Allah Allah. Hoca efendi böyle diyorsa bir hikmeti var. Gitti diyor, 40 gün sonra geldiğinde İmam-ı Azam Hazretleri çocuğa yöneldi diyor. Evladım bir daha bal yeme dedi diyor. Şimdi çocuğun ebesi şaşırdı diyor, yani yaşlı kadın. Efendi dedi diyor, bu biçim rav için mi bizi 40 gün beklettin? Geçen geldiğimizde desen olmaz mıydı? Bak bak. Mübarek dedi ki diyor, anneciğim geçen geldiğinizde biraz önce ben de bal yemiştim sizin huzurunuza çıktığımda. Kendi yaptığım bir şeyi ona nasıl men etseydim? Bak bak. Şimdi 40 gündür ben ağzıma bal sürmedim de ondan ona nasihat ediyorum. İşe baksın. Ya. Nefsimizde önce yaşayacağız, sonra onu söyleyeceğiz. Söylemeye de hacet yok zaten. Hani
hal ilminen değil de diyor, hal ilminen insanlara İslam'ı tebliğ edeceksin, yaşayarak. Hani ele verir salgımı, kendi yer salgımı hesabı, öyle başkasına nasihat et, kendin zıttını yaparsan, o sözün ne kadar tesiri olabilir? İşte bu eş seçiminde de inşallah önümüzde bir büyüğün olması, yapacağımız işlerde ona danışmak ne kadar güzel. Kendimiz göremesek bile o bizim için hayırlı olanı Allah'ın lütfu keremiyle keşfedip bize söyleyebilir. Bak Hatice annemiz nasıl Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini, o çok bilgili bir annemizdi bak sen. Birçok ilim sahibi, Tevrat ilmine sahibi kimselerden öğrenmişti. Efendimiz'i hep gözlüyordu, işe bak sen. Aslında şimdi biz ayıp zannediyoruz da bak, o Efendimiz'e evlenme teklifini kendi yaptı. Efendimiz'in asrında kız babaları gerçek düzgün bir şahsiyet bulduğu zaman gençlerden kendisi teklif edermiş, kızımı sana nikahlayayım diye, işe baksan. Şimdi bizde öyle bir şey olsa bak hele kızını teklif ediyor diye, işte dini bilmiyoruz ki. Bak Efendimiz Hazreti Osman'a o iki tane kızını Ebu Cehil'in oğullarıyla nişanlıydı onlar. Onlar ikisi de boşadı öyle. Düşün, ikisini de Hazreti Osman'la nikahladı biri vefat ettikten sonra. Ya Osman, kızımı sana nikahlamak istiyorum diye bak bak. Kendisi teklif et. İslam'ın özündeki güzelliği görüyor musun? Neden? O baba tecrübesiyle kızı için hayırlı olanı tercih edebiliyor. Fakat o genç kız kendisi için hayırlı mı değil mi, o gençlik duygularıyla seçiyor. Bir sene sonra kucağında çocuğuyla çıkıyor geliyor, dayanamıyorum diye, hadi bakalım. Hani olmaz desen ölürüm de varırım der, yani o çok iyi görüyor ya. Sen ne kadar göreceksin, ne hayat tecrüben var. Anneyi babayı tepeleyip de gidip vardığı yerde mutlu olan bir kişi gösteremezsiniz. İki gün sonra iki göz iki çeşme. Haklıymışsın anneciğim diyor. Haklanma, ne kıymeti kaldı. Ya. Bak o zaman Efendimiz'e evlenmeyi Hatice annemiz teklif etti. Efendimiz 25 yaşında, o 40 yaşında. İki kocadan dul kalmış bak sen. Ya. O Efendimiz'in evliliklerinden ilgili söz söyleyenler bak şu manzaradan utansın. Nefsine düşkün bir zat olsaydı haşa, 25 yaşında genç delikanlıyken iki kocadan dul kalmış 40 yaşında kendinden 15 yaş büyük bir annemizle evlendi. Ama o nasıl anneler sultanı, ben onu bastığı yere öperim. O kadar gönlümde muhabbeti var ki bak Efendimiz'e tüm servetini Allah Resulü'nün ardında harcadı, şuna bak sen. Efendimiz yıllar geçti vefatından Hatice annemizin, nasıl onu hayırla yad ederdi. Allah Hatice'den hayırlı bir eş bana lütfetmedi derdi, işe bak sen ardından. Tüm servetini Efendimizin yolunda harcadı. Bir gün Efendimiz dedi ki, ya Hatice ne var ne yok her şeyini yolunda harcadın. Hiçbir şey geriye bırakmadın. Bak sen annemizin verdiği cevaba bak. Ya Resulallah, Allah-u Teala 18 bin alemi yoluna harcamış da ayakların altına sermiş. Bu fakir Hatice kulu 3 kuruşluk dünya malını yoluna sarf etse ne olur? Şuna bak. Bak cennet hanımlarının annesi oldu elhamdülillah. Seçimi görüyor musunuz? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir eş seçeceğiniz zaman karşınıza 3 türlü aday çıkar. Biri
mal zenginidir diyor, dünyalığı vardır. Biri yüz güzelliği vardır. Biri dindardır. Bak siz dindar olanı seçin. O malı belki bir gün elinden çıkar. Güzellik de kimseye baki değil. Değil mi? Atalar ne güzel demiş. Usandım yüzü güzelden de diyor. Usanmadım huyu güzelden. Yüzünün güzelliği karnını doyurur mu? Ahlakı güzel değilse. O gönül güzelliğine bak ki Hatice annemiz 65 yaşındaydı. Efendimiz 50 yaşına geldiğinde düşün Efendimiz nasıl onu muhabbetinden seviyor ki ya Resulallah ben yaşlandım. Sana vazifelerimi yapamaz oldum. Seni elimle evlendireyim. İşe baksan. Allah Resulüne annemiz kendi teklif ediyor ya. Efendimiz reddetti. Ya Hatice, şimdi evlenmenin zamanı değil. Hatice annemiz vefat edene kadar kimseyle evlenmedi işe baksan. Ondan sonra yaptığı tüm evlilikler İslam'a hizmet babından. Hiç nefsani değil yani. Siz dindar olanı tercih edin diyor. Neden? Dinini, Rabbini, peygamberini bilen bir hanım kocasına nasıl hizmet edeceğini bilir. O kadar şahit oluyoruz ki kocası bir tas su istiyor, bir bardak çay istiyor, kalk doldur iç diyor. Baksana. Efendimiz diyor ki bir kadın kocası kendinden razı olarak ölürse o cennetliktir. Şuna bak sen. Kocanın rızası o kadar önemli. Kadının kocasına hizmeti ibadettir. Bir gece diyor yatakta kocasına sırtını dönse de ona küs olarak sabahlasa diyor Allah Resulü. Melekler sabaha kadar o kadına lanet eder diyor. Allah muazzam. Ya. İşte o hizmetin şuurunda olsa, ona göre davransa, yuva nasıl huzurlu olur? Hani kaynanasını sevmeyen bir gelinin enteresan hikayesi var da, baksan böyle bir ahtara gitmiş, kaynanası çok eziyet edermiş, öyle hiç anlaşamıyorlar. Diyor ki, düşün onu öldürmeye karar veriyor. O derecede birbirleriyle düşman kesilmiş. Efendim diyor, benim böyle zalim bir kaynanam var, bana bir zehir verseniz de böyle az az yemeklerine katsam, onu öldürsem de ondan kurtulsam, işe baksın. Bak hani güzellik, güzellik doğuruyor. Sevgiye, muhabbete bak şimdi, karşılığına bak. O ahtar diyor ona bir toz verdi diyor. 2-3 ayda kaynanan ölür dedi diyor. Bu tozdan her gün yaptığın yemeklere bir miktar at. Fakat bu süre zarfında nasıl olsa ölecek ya, sen de kurtulacaksın. Çok ona iyi davran ki böyle anneciğim diye hizmet et, güzel söyle. Ölümünde senden şüphelenmesinler diyor. Allah Allah. İyi ne iyi. O şimdi o gelin diyor. Ahtarın verdiği tozdan her gün yemeklere böyle bir miktar atmaya başladı. Ondan sonra nasıl anneciğim diye kayınvalidesine diyor bir hürmet ediyor. Oturuyor sırtına yastık getiriyor. Aman anneciğim sırtını al. Sırtın ağrımasın. Ayağına terlik veriyor diyor. Kahvesini yapıyor. Anneciğim buyur sıcak bir kahve iç. Kadın nasıl şaşırdı diyor. O öyle davranmaya başlayınca o da bir anda değişti diyor. Sen de benim bir kızım oldun yavrum. Bana böyle güzel davranıyorsun. Nasıl iş gelin diyor bir tarafı oldu şimdi kendi öz kızı gibi. O da nasıl ona iyi davrandı diyor. Evin içi bir anda cennet oldu. Birbirine düşman iki kişi nasıl değişti bak sen görüyor musun? 2 ay geçince gelin çok sıkıntılanmaya başladı diyor. Çünkü anne kız gibi öyle bir güzel ortam doğdu ki diyor, ben böyle birini nasıl öldüreyim? Eyvah dedi diyor, ben nasıl yanlış yaptım? Hemen o ahtara koştu diyor,
Efendim vaziyet böyle böyle, kayınvalidem nasıl dinmişti bana karşı? Lütfen o zehirin bir panzehiri var mı? Ben onu kullansam da onu kurtarsam ölmesine hiç razı değilim. İşe bastın. Ahtar dedi ki diyor, evladım biz katil miyiz? Zaten benim sana verdiğim zehir değildi. O öyle vücuduna fayda sağlayacak toz verdim diyor ben, vitamin tozu. Hiç onu zehirlemedin sen, fakat bak senin aylardır güzel davranışın onun da sana karşı duygularını, tavrını demiştirdi. Ben böyle olacağını biliyordum diyor, sana verdiğim zaten zehir değildi. Gelin nasıl sevinerek geldi diyor, bak şimdi olayın güzelliğini görüyor musun? Sevgi tarif edilmez bir şey bak. Allah sevdi, Habibini yarattı diyor. Allah'ın en güzel sıfatlarından biri. Sevdi, kainatı yarattı. İnsanoğlu Allah'ın yeryüzünde yarattığı en sevgili yaratık. Her şeyi bak, insanı kendi için, kainatı da insan için yarattı diyor. Bak şöyle etrafımıza bakalım. Her şey insanın hizmetinde değil mi? Tüm bitkiler, hayvanlar, dağlar, taşlar, denizler bak değil mi? Her şey insana musahhar. Fakat kul yaratıldığına değil de diyor kendisi için yaratılanlara yönelirse Allah ondan yüzünü çeviriyor. Allah muazzam. Allah kulunu kendi için yaratmış. Biz ona yönelmemiz lazım. Ne kadar alakasız şeylere yöneliyoruz. Ne eşimizi sevmekte bir ölçü bulabiliyoruz, ne evladını sevmekte. Allah muhafaza, birini seviyor insan, sevgilisi terk etse canına kıyıyor bas. Allah için canını verir mi dese kılı kıpırdamaz, kendini yoktan var eden sultanı. Sevdiği onu terk etti diye nasıl bak ona tapmış öyle put gibi. Hayatını veriyor. Çocuğu kazada hayatını kaybediyor, çocuğum öldü diyor, benim yaşamamın manası kalmadı, işe bak. Tüm dünyasını sanki onun üzerine kurmuş. Sevgi nasıl bak, Züleyha annemize hep örnek veriyoruz ya, Hazreti Yusuf'u nasıl sevdi öyle. Gerçek sevgiler bunlar işte. Yusuf'tan bir haber getiren hemen bir kese altın veriyordu. Allah kulağımızı, gönlümüzü öyle açar ki kilometrelerce öteden Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu alıyordu, düşün. Hiç duyulmayacak noktadan sesini duyuyor. Onu duyurana baksan. Mevla'ya gönlünü öyle rapt ettiğin zaman ne keşifler oluyor, işe baksan yani. Bir de hani öyle evlilikler var ki biz onun da farkında olamıyoruz. Tarih boyunca baktığın zaman Allah muhafaza, biz zahirden baktığımız için bize ters gelen öyle şeyler var ki Allah'ın ondaki muradını anlayamadığımızdan insanlar ona düşman oluyor. Bak bir sürü tarihte böyle olaylar var. Davud Aleyhisselam'ın bir komutanının eşiyle evlenmesi olayı var. Hazreti Yusuf'un Züleyha'ya ile evlenmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep annemizle evlenmesi gibi. Efendimiz Zeynep annemizle evlendiği zaman insanların nasıl tepkisini aldı, şuna bak. Halbuki Allah-u Teala ayet-i kerimede ben sizin nikahınızı kıydım diyor, işe baksın. Ama insanların gözünde yanlış yapıyormuş gibi. Allah'ın muradı ne? O zaman bak, Araplarda evlatlığın, onu evlatlık alanın mirasına kendi öz evladı gibi mirasçısı olurdu diyor. Sırf bak bunu Allah-u Teala kaldırmak için o evliliği lütfetti.
Hazreti Zeyd ile Zeynep annemiz ilk evleneceği zaman, düşün, Hazreti Zeyd Hatice annemizin kölesiydi, onu azat edip Efendimiz'e hediye etmişti. Zeynep annemiz de Efendimiz'in akrabası, düşün. Hiç onunla evlenmeyi istemedi, Efendimiz'in ısrarıyla evlendi, işe baksan. Bak, zaman içinde Allah-u Teala Zeynep annemizin sevgisini Efendimiz'in kalbine koyuyor. Hazreti Zeyd de nasıl severdi diyor Zeynep annemizi. Ölümüne böyle. O da bir anda kalbine soğukluk geldi diyor, işe baksan. Efendimiz'e geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben Zeynep'i boşayacağım. Allah Allah. Efendimiz de bak onu sevdiği halde kalbinden diyor ki Allah'tan kork, Zeynep'i boşama, nikahında tut. Bak bak. Ayetinde. Sen Allah'tan korkup çekinmen gerekirken insanlardan mı utanıyorsun? Kalbindeki sevgini saklıyorsun. Onu sevdiğin halde nikahında tut diyor, işe baksan. Sırf işte bu kötü adeti ortadan kaldırayım diye bak, Allah'ın muradına bak. Bak o boşadı, Efendimiz'le evlendi. Ayet-i Kerime'de yine Allah-u Teala buyuruyor ki bak, Muhammed kimsenin babası değildir. Yani ona oğlum demesiyle o oğlu olmaz diyor. O da onun babası olmaz. Bu çarpıklık günümüzde de çok yaşanıyor. Mesela bir kardeşimiz kendi akranı da olsa bir arada büyüdüğü bir bacımızla evlendiği zaman, değil mi, geriye dönüp baktığın zaman bekarken nasıl birbirine hitap ediyordun? Karşılaştığın zaman o sana abi diyor, değil mi, ikiniz de birbirimize yabancısınız o anda. Sen ona bacım diyorsun. Hadi birkaç sene sonra birbirine gönlün düştü, nişanlanıyorsun. Nasıl bacımla evlendin? O da abisine vardı. Bak böyle bir şey var mı? O lafın bir hükmü yok. Ne diyecek yani? Öyle demesi gerekiyor. Bak Allah ayetine yani. O kim kimin oğlu, kim kimin kızı, kimin nikahı kime ters düşer, Allah onu bildiriyor. Bak Davud Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam'la onun hikayesi nasıl birbiriyle örtüşüyor bak. İkisinin de evlendiği o eşleri, önceki kocalarının erkekliği yok, hiç eli eline değmemiş, ikisi de bakir olarak geliyor. Bak Davud Aleyhisselam'la evlenen o annemiz de bir meşhur bir komutanı vardı diyor. Bak o da onu gönlüne sevgisi düştü. Hani bir rivayete göre anlatılıyor da, eşimi boşa ben alacağım dedi diyor, işe baksan. Onun şeriatına göre o zaman öyle bir şey olabilirmiş. Hatta Allah-u Teala melekleri gönderdi diyor, düşün, Davud Aleyhisselam'ın her peygamberin bir zellesi dedi. Hani Adem Aleyhisselam'ın yasak meyveden yemesi gibi ufak bir ayak kayması oluyor ya. Düşün, o sözünden dolayı Davud Aleyhisselam da hem padişah hem peygamberdi. Sarayının diyor dışında 15.000 muhafızı vardı, düşün. İçeri bir sarayın üstünden kuşun uçması bile söz konusu değil diyor. Böyle bir gün yatak odasında uyandığı zaman yatak odasında iki kişiyi gördü diyor, nasıl irkildi diyor böyle. Bu insanlar nasıl 15.000 kişilik muhafızları açtı da geldi, düşün. Ya Davut korkma dedi diyor, böyle iki köylü kılığında. Bak sen, Cebrail Aleyhisselam'la bir melek arkadaşı geliyor şimdi ama. Diyor ki bir maruzatımız var, sen bir peygamber olarak bize hakem ol. Buyurun diyor. Şimdi bu arkadaşın diyor 99 koyunu var diyor. Davud Aleyhisselam'ın da 99 tane hanımı varmış. İşe baksın. Benim de diyor bir koyunum var diyor. Bu arkadaş 99 koyundan diyor yetinmedi, benim bir koyunuma göz dikti, onu da bana ver diyor diyor. Davud Aleyhisselam diyor ki sen diyor hiç Allah'tan korkmaz mısın diyor. 99 koyunun varken diyor
onun bir boyununa göz diktin diyor. Demesiyle hemen uyanıyor olaya, hemen secdeye kapandı diyor. Bak o olayını hatırladı. Bir baktı kimse yok, onların melek olduğunu anladı diyor. Secdeye kapandı, ya Rabbi sen beni affet baksana. Hani öyle Davud'un ayette de geçiyor ya, Davud'u da biz günahını bağışlamıştık. Bak, şimdi ondaki işte Allah'ın muradına bak ki, zahirden bize çarpık gibi geliyor ama Mevla ne murad etti? Bak 99 tane hanımı varken o annemizden Süleyman Aleyhisselam oluyor, işe baksın. O da kocası bak güçlü bir komutan olduğu halde erkekliği yoktu diyor. Hiç ona elini değmedi, bakir olarak ona geldi. Bak ondan Davud Aleyhisselam'dan çocuğu oldu. O da Süleyman Aleyhisselam bak. O da babasından derecesi ileride bir peygamberdi. Hadi bakalım. Bak Züleyha annemiz de öyle. Onun kocası Firavun'un veziri de diyor bak. O da erkekliği yokmuş. Hiç el eline değmedi diyor. Bak o da bakir olarak Yusuf Aleyhisselam'a eş oldu. Ondan 3 tane çocuğu oldu. Ha zaman zaman diyoruz ya kul sevgisi İnsanı ilahi aşka götürür. Allah sevgisi kulundan geçer diyor. Bak hani Mecnun'un güzel bir sözü var ya, Leyla'yı ararken Mevla'yı buldum diyor. Leyla'nın sevgisi onu Hakk'a götürüyor. Bak onda da Züleyha annemizin nasıl Leyla'da bir benzerlik var. Düşün. Affedersin, Leyla'nın mahallesinin köpeği diye uyuz bir köpeğe bile sarılıp öpüyor Mecnun. Diyorlar ki ya bu köpekte ne buldun? Bak öyle sevgiye bak ki siz bilmiyorsunuz. O Leyla'nın mahallesinin köpeği. Bak bak. Hani Yunus'un yaratılmışı severiz yaratandan ötürü misali. Sevdiğimin mahallesinden diye onun köpeğini bile nasıl seviyor. Fakat İşin hakikatine vardığı zaman Leyla'ya kavuştuğu halde onun yüzüne bile bakmıyor. Bu sefer herkes takip ediyor. Sen ömrümü verdin çöllerde Leyla diye. Şimdi kavuştuğum halde ben o Leyla'yı sevmedim ki diyor baksın. Ondaki Mevla'nın sevgisini aradı, hakiki sevgiye kavuştu. Bak Züleyha annemiz de gözlerine perde indi, tüm servetini kaybetti. Yusuf, Yusuf diye Hazreti Yusuf'la evlendiği zaman kendini öyle ibadete verdi ki diyor Yusuf Aleyhisselam'ın yanına varmadı. Allah Allah. Yusuf Aleyhisselam taaccüp etti. Ya Züleyha sen nasıl böyle büyük bir aşkından bahredin ki bana şimdi yüzüme bakmıyorsun. Ben hakiki aşkı buldum ya Yusuf diyor senin neyleyin. Rabbim hakiki sevgiyi bizlere nasip etsin inşallah. Burada bir kardeşimiz de erkeklerin hanımlara nasıl davranması gerektiğini sormuş. Tabi hiçbir şey tek taraflı değil. Her şey karşılıklı. Deminki dediğim olaya geliyor yine işte dini bilememe olayı. Biz bak, Efendimiz'in hayatını gerçek manada bilsek, hani Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ya, Ahzab suresi 21. ayetinde, onun bizim için en güzel bir örnek olduğunu, o sizin için üsve-i hasenedir diyor. Onun hani tüm hayatı kullar için bir örnek, eşlerine nasıl davranıyordu? Hiçbir karısına bir tokat atmadı ömrü hayatı boyunca diyor. Hiçbirini incitmedi. Nasıl güzel latifeleşirdi onlarla. Güzel hitap ederdi. Düşün Ayşe annemizin iki sefer böyle koşu yarışı yapmıştır. 18 bin alemin sultanı baksın. Böyle sahrada yarış yapıyor. O birincide diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmişti diyor Ayşe annemizi diyor.
O sonra böyle ilerleyen senede tekrar yarış yapıldığında Efendimiz biraz kilo almış, yağlandı diyor. Ayşe annemiz daha hafif olduğu için ikinci koşuda Ayşe annemiz onu geçti diyor. İşe bak sen. Bazen def çalar, kadınlar hani böyle eğlenirmiş. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın omuzuna başını koydu, onları izlerdi diyor. Bir süre bak düşün, onun başı omuzunda öyle izlettiniriz diyor Efendimiz. Yeter mi ya Ayşe? Mutlu oldun mu? Artık gidelim mi? Düşün. Onlardan ters bir tepki aldığında bak davranışına bak. Hiçbir vuruyum, kötü söz söyleyeyim, küfredeyim Allah muazzam. Hani onlar da bak peygamber eşi olduğu halde zaman zaman birbirlerini kıskanırlardı. Bak Ayşe annemizin öyle bir olayı var da bak Efendimizin davranışına bak. Böyle başka bir annemizin yanından Ayşe annemizin hücresine geldiği zaman odasına mübarek acıkmış düşün. Ya Ayşe yiyecek bir şey var mı dedi. Ayşe validemiz diyor öyle kıskançlık duygularıyla. Geldiğin yerde karnını doyurmadılar mı dedi diyor. Bak sen. O kainatın sultanı nasıl incindi diyor. Hemen bak evine girerken hemen ayağını çekti. Mescide yöneldi diyor. İşe basın. Tam mescide gireceği zaman düşün bir ayağı mescidin eşiğinde bir ayağı dışarıda. Ayşe validemiz Efendimiz'i incittiğinin farkına vardı. Nasıl diyor secdeye kapandı. Gözyaşlarıyla ağlamaya başladı. Ya Rabbi sen beni affet. Habibin incittim diye bak güzelliği görüyor musun? O da hiçbir söz söylemiyor düşün. Kötü sözü bırak cevap vermiyor. Hemen mescide yöneldi diyor. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah. Ayşe'nin gözyaşlarından aşk sallanıyor. Tekrar evine dön. İşe baksın. Ya. Düşün bir su içecek zaman diyor. Önce Ayşe annemize uzatırdı. O bir yudum alırdı diyor. Onun içtiği yerden ağzını koy, o da içerdi diyor Efendimiz. Bak bak. Eşe muhabbete bak. Ona lokmasını verirdi diyor. Mesela bir elma ısıracak. Önce Ayşe annemize uzatırdı diyor. O annemiz ısırırdı elmayı. Onun ısırdığı yerden o da ısırırdı diyor. Görüyor musun ne kadar önemli. Şimdi adam bakıyorum belki hanımının içtiği bardaktan su içmiyor. Bir yastığa baş koyalım ya. Şimdi deminki gelin kaynana olayındaki gibi. Sen sevgiyi vereceksin ki karşılığı gelsin. Hani bir dağ nasıl seslenirsen değil mi sesin böyle? Aksi gelir sana. Güzel bir söz söylersen güzel bir şey işitirsin. Şimdi onu horlayarak, döverek bak Efendimiz eşini döven bir sahabeye nasıl çıkıştı diyor. Sen gündüz dövdüğün hanımınla akşam nasıl beraber olacaksın? Hayvan mı dövüyorsun, affedersin? Zobadan hayvan anlar. Onun bir, İslam'da onun da bir güzelliği var yani. Eşleriniz diyor istemediğiniz bir şey yaparsa onu ikaz edin. Yine onu da ısrar ederse yatağınızı ayırın. Mesela gitsen başka odada yatsan, o hanımının sevdiği eşinden ayrı yatması onun için bir üzüntü. Bir anda o sana karşı yaptığı yanlıştan geri döner yani. O sultanların hayatlarına baksak, Allah-u Teala buyuruyor ki, bir iki huyu size ters geliyor diye hemen eşinizi terk etmeyin. Onda da bir hikmet vardır. Sizin için hayırlı olan davranışlar vardır onda. Allah dostlarının birçoklarının hayatına baktığımız zaman ne çileler çekmişler eşlerinden yine ona sabretmişler. Düşün Hazreti Ömer'in halifeliğinde sahabeden birinin başını böyle hanımı yarmış. İşe baksan Hazreti Ömer'e şikayete geldi diyor hanımın halifeye. Ya bak nasıl gülümsüyorsunuz. Biz ne kadar şanslıyız. Birinizin başına hanımı yardı mı?
Bağış bir o kadar edepsiz değil elhamdülillah. Ne kadar itaatkarlar. Hazreti Ömer'e şikayete gelmiş. Bir baktı gidiyor kapıya, gelin içeriden nasıl sesler geliyor, Hazreti Ömer'in hanımı da nasıl ona çıkışıyor diyor. Eyvah dedi diyor, Ömer'in durumu da benden hiç açıcı değil. Kapıdan daha düşün, çalmadan tam geri dönüyordu diyor, Hazreti Ömer onu fark etti diyor, geldi. Buyur kardeşim dedi diyor. Yok bir şey ya Ömer, bir mağduratım vardı ya, gördüm ki senin de benden bir farkın yok. Yok yok söyle dedi diyor. Hanımın başımı yarmıştı da dedi, onu şikayete geldiydim. Bak, o Allah'ın aslanı sultan sarığını şöyle sıyırdı diyor. Annem de benim başımı yarmıştı bak dedi diyor. İşe bak. Ebu Hasan Arakani Hazretlerine bak, öyle bir annemiz varmış eşi. Nasıl eziyet ederdi diyor. Böyle muritleri gelirmiş, anneciğim şeyhimiz var mı? Şeyhiniz olmaz olsaydı, siz de olmaz olsaydınız, nasıl diyor kötü küfürler böyle? Bazen evine misafir gelirmiş, mutfakta nasıl bağırırdı diyor, o mübareğe ağır hakaretler ediyor. Defolup gitsinler, misafirlerinden de bıktım, senden de bıktım. Nasıl yalvarırdı diyor mübarek, ne olursun, bana ne diyorsan ne de, onlara karşı ayıp olur. Gidene kadar hani sabredelim, yanlış bir şey söyleme, bak bak. Zamanın kutbuydu sultan. Yolumuzun yedinci büyüğü Beyazlı Bestami Hazretlerinden sonra, Nakşi yolunun kutuplarından. Böyle bir gün bir muridi gelmiş de, anneciğim şeyhim nerede diyor. Olmaz olsun şeyhin diyor işte, filan dağa gitti odun toplamaya diyor. Şeyhi onun geliş istikametine böyle karşılayayım diye gittiğinde o muridi, gördüğü manzaraya inanamadı diyor. Ebu Hasan Arakani Hazretleri bir aslanın üzerine binmiş. Elinde de diyor koca bir yılan, onu da böyle hamçı gibi kullanıyor. Aslanı da ata biner gibi. Evine gelirken gördü diyor. Dondu kaldı diyor. Bak mübarek dedi ki diyor, neden şaştın evladım? Biz evdeki kediye sabrettiğimizden Allah bu aslanı bizim emrimize verdi dedi diyor. Ya sabır ne güzel bir şey. Yakub-ı Çehri Hazretlerinin de bak böyle hanımı, o da onu hiç anlayamazmış. Mübareğe çok buğz ederdi diyor bak, o da Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinden sonra biliyorsunuz Alaaddin Attar Hazretleri, ondan sonra da Yakub-ı Çehri Hazretleri onun postuna oturdu. O mübarek normalde Alaaddin Attar Hazretleri ile aynı akran. Fakat Şah-ı Nakşibendi Hazretleri postu Alaaddin Attar Hazretlerine bıraktığında, düşün Yakub-ı Çehri Hazretlerini de Alaaddin Attar Hazretlerinin terbiyesine verdi. O da ondan vekalet aldı, işe baksın. Edebi terbiye görüyor musun? Zamanın kutlu sultan diyor. Hanım ona o kadar eziyetler, hakaretler ederdi ki, artık diyor ondan da yetinmedi, bir gün mübareğin yemeğine zehir katıyor, onu zehirliyor, düşün. Öldürecek derecede bir zehir. Mübarek bir anda diyor onu keşfiyle anladı, öleceğini anlayınca diyor nasıl baktı, tam ruhunu teslim etmek üzere. Efendimiz ve 124 bin peygamber o kutbun ruhaniyetini teslimiyetinde bir anda hazır oldu diyor. O ellerini açtı diyor, ya Rabbi sen karımı evliyalık derecesine erdir, onu bağışla diye dua etti diyor. Şuna bak, son nefesinde. Efendimiz o anda buyurdu ki diyor, bak zamanın kutbu bir sultan, ya Yakup, eğer sen eşini bağışlamayıp böyle dua etmeseydin seni ümmetlikten men ederdim. O sultanlar, o makamlara nasıl geliyor sanıyorsun? Öyle hasedinle, kininle değil ya. Ya. O bir anda ruhunu teslim etti diyor. Onun duası bereketiyle bak, 124 bin peygamberin Efendimizin huzurunda, hani demişti ki ayet var, peygamberlerin huzurunda yapılan dualar reddolunmaz. Zaten o zamanın kutbu
peygamber varisi bir sultan, nasıl onun duasıyla diyor hanımı bir anda evliyalık derecesine ulaştı diyor, Allah keşfini bir açtı. O sultanın hakikatini görünce diyor, eyvah, ben böyle bir kutba sultana nasıl kıydım, yıllarca ona eziyet ettim, nasıl kıymetini bilemedim diye karından o da peşinden ruhunu teslim etti diyor, işe baksın. İkisinin de cenazesi peş peşe kalktı, kimse ne olduğunu anlayamadı diyor, işe baksın. Ya. Onun için Mersin'de öyle bir güzellik yaşamıştık da böyle kardeşimiz düşün, dört dörtlük İslam'ı yaşadığını zannediyor. Hanımına oğlum diye çağırıyor, düşün. Böyle hitap edilir mi? Elhamdülillah yolumuzun güzelliğine bak, böyle bir yolla tanıştıktan sonra hanımına sultanım demeye başladı. Evinin huzuru, gönlü değişti, hanımının hitabı değişti. Şuna bak, bir itirafta bulundu ki diyor ki, hocam ben diyor sizinle tanışmazdan önce böyle bir sohbete giderdim, bir gün akşam 8'de düşün evime geldim, hanım kapıyı açmadı diyor, bu saate kadar neredesin diye diyor. Akşamın 8'inde. Neden? O zaman oğlum diye çağırıyor. Gittiğin sohbetin sana ne faydası var? Düşün, eşlerinize güzel hitap edin diye öyle ikaz ederdim. Sultanım diye söylemeye başladım diyor. Bu yolla tanıştık. Bir gün gecenin ikisinde düşün, orada elhamdülillah öyle sohbetler olurdu. Gece 2'ye 3'e kadar. Gecenin ikisinde eve varıyorum diyor yanımızdan. Eyvah dedim diyor, 8'de bana kapıyı açmayan hanım, 2'de hiç eve koymaz. Ayak tıkırtımı duymuş diyor, bak hanım uyumamış beni bekliyor. Gecenin ikisinde daha ben kapıya elim uzanmadan kapıyı açtı diyor. Hoş geldin sultanım dedi diyor, hadi buyur. Nasıl mahcup, hoş bulduk sultanım dedim diyor. Uyumamış beni beklemiş, görüyor musun neden? İşte gelin kaynana olayındaki iş. Sen ona güzellik sunarsan karşısında güzellik bulacaksın yani. Biz vermeden hemen armanın derdindeyiz. Bir tane sen o güzelliği yaşat karşındakine, değil mi? Ona eziyet etmeye, çile çekmeye mi aldın? Baştan ne sözler verdiydin? 2-3 ay sonra hepsini unutuyoruz öyle. Çalışanları bile işinden ediyor, aman sultanım ben seni seviyorum, otur, benim kazancım ikimize de yeter diyor. 2 sene sonra kaşık düşmanı hazır yiyorum demeye başlıyor. Hani 2 sene önce ne diyordum? Ya. Bıçak yarası geçer de diyor, dil yarası hiç geçmez. Sarf ettiğimiz sözlere çok dikkat edeceğiz yani. Sana kötü konuşana bile cevap vermesen, Ebu Ceylan bir gün geldi, Ebu Bekir Efendimiz'e çok kötü sözler sarf ediyordu. O mübarek sukut ediyordu. Bak, Efendimiz de yanında. Efendimiz öyle gülümsüyordu diyor. Bir ara Ebu Bekir Efendimiz dayanamadı böyle. Ebu Cehil'e cevap verdi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanından kalktı gitti. Ebu Bekir Efendimiz şaşırdı, peşinden koştu. Ya Resulallah, neden böyle yaptın? O bana hakaret ederken ben susuyordum, sen gülümsüyordun. Cevap verince terk ettin orayı. Ya Ebu Bekir, o sana hakaret ederken sen susuyordun, bir melek senin namına ona beddua ediyordu, seni savunuyordu. Bak bak. Sen de ona cevap vermeye başlayınca şeytan oraya geldi. Şeytanın olduğu yerde ben duramazdım, orayı terk ettim diyor. Ya. Gönlümüz gerçekten öyle bir ferah geniş olsa, hiçbir şeyi kaldıramıyoruz. Karşındaki sana yanlışlığından bir söz sarf etse, hemen 2 fazlasını söylüyorsun, bir tane sukut etsen, belki nasıl onun gönlünü kazanacaksın? Düşün böyle Allah dostunun biri, böyle sizin gibi sevdiklerine bizim yaptığımız gibi sohbet yaparken kapıdan biri geldi diyor.
Nasıl ağır hakaretler yaptı, böyle kötü sözler sarf etti diyor. Sen ne edepsiz, utanmaz insansın. Ne kadar riyakarsın, sahtekarsın, bu insanlara yalan söylüyorsun. Bak bu kapıdan geri girmez. Biz olsak ne yaparız? Hemen kalkar adamın boğazına sarılırız. İşte, sultanlık kolay mı bak o şey? Mürşit o işte. Nasıl öyle gülümsedi diyor o kimseye. Allah senden razı olsun dedi diyor. Hayatım boyunca beni senin kadar güzel tarif eden hiç kimse olmadı. Allah Allah. Cevaba bak. Adam nasıl utandı diyor. Dua buyur da dedi diyor bak şeyh efendi. O kendine hakaret edene söylüyor. Dua buyurun da inşallah biz de düzelelim. Rabbimiz nefsimizi düzelsin. İnşallah sizin istediğiniz gibi biri oluruz. Şu sözlerin gerçek beni tarif ediyor. Hiç kimse beni senin kadar güzel tarif etmediydi. O zat nasıl geldi ayaklarına kapandı diyor. Haşa efendim. O sözlerin muhatabı benim, sen değilsin. Beni bağışla, edepsizliği ben yaptım dedi diyor. Bas. Görüyor musun? Öbür türlü davransaydı acaba nasıl olurdu? Hani bir derviş caminin duvarında oturuyormuş, onu çok söylüyorum da ne güzel bak. İyiliğe iyilik her kişinin hakkı diyor. Kötülüğe iyilik her kişinin hakkı. Er kimdir? O evliyadan sultan işte. Böyle caminin duvarında oturan dervişe diyor, geldi bir defi kurdu diyor durduk yere. Selamun aleyküm, ayıların ayısı dedi diyor. Allah Allah. Aleyküm selam, iyilerin iyisi dedi diyor. Öyle kaldı diyor bir anda. Allah Allah. Ben sana ne söylüyorum, sen bana ne diyorsun dedi diyor. Sen kendi adımı söyledin, ben de kendi adımı söyledim dedi diyor. Bak, sen ayı olduğunu beyan ettin, ben de iyi olduğumuz bak. O ayıların ayısı diyor, o da iyilerin iyisi diyor. Şimdi o zaman ters bir cevap verseydi belki ikinci defik geliyordu. Şimdi o güzel sözüne o öyle kaldı diyor. Bak sen hareket yapamadı. Neden? Güzelliği görüyor musun? Rabbim gönlümüze güzellikler versin inşallah. Hep iyiyi görelim. Gözümüz güzele baksın. Hani İsa Aleyhisselam'ın da çok güzel böyle bir kıssası var da. Deniz kenarından geçerken affedersiniz bir köpek leşi görüyor böyle havarilerinden geçiyormuş da havariler hemen böyle burnunu tuttu diyor, yönünü döndü, kokmuş, kurt düşmüş. O böyle baktı diyor, ne güzel dişleri var dedi diyor. Allah Allah. Havariler dedi ki diyor, ya Nebi Allah neden söylüyorsun bu bir leş. İstedim ki ağzım kötü söze alışmasın. O leşte de güzel diyebileceğim dişlerini gördüm, onu söyledim diyor. Ağzımız kötü söze alışmasın, hep güzellikler çıksın inşallah. Allah Habibinin o güzel nurlu yolundan bizi ayırmasın. Gönlümüzü aydınlatsın, nurlandırsın inşallah. Fatiha.